Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. De ki, istediğinizi işleyin. Allah peygamberi ve müminler işlediklerinizi görecektir. Hepiniz görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinizi bildirecektir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Muhakkak ki milletler sözler ya da sloganlarla değil, bilim, yardım ve fedakarlıkla inşa edilir. Milletlerin inşa edilmesi ve ilerlemesinin en önemli yollarından biri ciddi çalışmadır. Allah Teala de ki, istediğinizi işleyin. Allah peygamberi ve müminler işlediklerinizi görecektir. Hepiniz görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinizi bildirecektir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde Allah sizden birinizin yaptığı işi sağlam ve iyi yapmasını sever buyurdu. Bilindiği gibi din ve yurtseverlik çaba, çalışma ve öğretmeyi gerektirir. Hele dinimiz çalışma ve özen gösterme dinidir. Birey toplumun inşasında temel bir unsurdur. Ancak bu süreçteki bireyin asıl rolü toplumun diğer bireyleriyle birlikte çalışmasıyla tamamlanır. Halbuki insan yalnız başına bir iş yapabilir. Ancak düşüncesi başkalarının düşüncesine ve çabası başkalarının çabalarına eklenirse şüphesiz başarı daha büyük ve daha faydalı olur. Bu nedenle İslam tüm insanlara hayır getiren, ortak hedeflere ulaşmaya çalışan kudretlerin kullanılmasına ve işbirliğinin sağlanmasına dayanan ekip çalışmasına önem verip ülke ve medeniyetlerin inşasının en önemli temellerinden yapmıştır. Allah Teala iyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Allah'ın cezası şiddetlidir buyurur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini düşünen kişi, ekip çalışma ruhunun yayılmasını teşvik eden ayetlerin çok sayıda olduğunu görecektir. Allah Teala, alemlerin Rabbine teslim olarak namaz kılın buyurmuştur. Ayrıca dinin en büyük ibadeti olan namaz hakkında Yüce Allah şöyle buyurur. Ey inananlar, ruku edin, secdeye varın, Rabbinize kolluk edin, iyilik yapın ki saadete erişesiniz. Ve peygamberine hitap ederek sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek yüzlerini o kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı giderek hevesine uyan kimseye uyma buyurdu. Diğer bir ayette de toptan Allah'ın ibine sarılın, ayrılmayın buyurdu. Bizi ayırmaktan uyarmak isteyen Yüce Rabbimiz şöyle de buyurur. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Hiç şüphe yok ki bu ekip ruhunda iş yapmak ve görevleri yerine getirmek aynı toplumun üyeleri arasındaki şefkat, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirir. Allah Teala bir tek din olarak sizin dininizdir buyurmuştur. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz birbirlerini sevmek de, birbirlerine acımak da ve birbirlerini görüp gözetmek de müminler tek bir vücut gibidirler. O vücudun bir organı rahatsız olunca öteki organların tamamı uykusuzluk ve derin bir rahatsızlık hisseder. Hasta organın ıstırabını paylaşırlar buyurdu. Güç nedeni olan birliktelik önemini çocuklarına öğretmek isteyen yaşlı bir adam elinde bir demet çubuk tuttu. Çocuklarını yanına çağırdı ve bu çubuk demetini kim bir vuruş veya iki vuruşla kırabilir dedi. Her birisi kırmaya çalıştı ama başaramadı. Daha sonra
çubuk demetini çözdü de hepsine dağıtıp birer tane çubuk verdi. Ve size dağıttığım çubukları tek bir vuruşla kırın bakalım dedi. Çocuklar bu sefer babalarının bu istediğini yerine getirdiler. Ardından adam, sanırım ne demek istediğimi anladınız. Benim yokluğumda sizler de bu demet gibi birbirinize destek olun, birlik olun dedi. Kur'an-ı Kerim ekip çalışmasını ve birlik olmayı teşvik eden ve bize büyük hedeflere ulaşmak için nasıl önemli olduğunu gösteren birçok örnek verdi. İşte Yüce Allah Hazreti İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesini emretti. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e gitti ve İsmail, Allah bana önemli bir görev verdi dedi. Hazreti İsmail, öyleyse Rabbinin emrini yap babacığım diye cevap verdi. Hazreti İbrahim, ama bana yardım edeceksin deyince Hazreti İsmail, sana elbette yardım ederim cevap verdi. Ardından Hazreti İbrahim oradaki yüksekçe bir tepeyi gösterdi. Allah işte şuraya bir ev yapmamı emretti dedi. İbrahim oraya Kabe'nin temelini atıp yükseltti. İsmail taş getiriyor, İbrahim de duvar örüyordu. Böylece insanlar için ilk kurulan evi birlikte inşa etmişler. Kur'an-ı Kerim bu azametli işi unutulmaz kıldı. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurmuştur. İbrahim ve İsmail Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Rabbimiz yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz ki sen hem işitir hem bilirsin. Yüce Rabbimiz Kehf suresinde Zülkarneyn hikayesinde gösterilen işbirliği, bütünleşme ve ekip çalışma ruhu hakkında mükemmel bir örnek verir. İşte o adaletli kral, onun tanımadığı veya kendisini de tanımayan bir kavme ulaştığında kendisinden yardım istediler. Zülkarneyn kabul edip onların kendisiyle işbirliği yapmalarını zorunlu kıldı. Böylece onları Yecüc ve Mecüc'ün zararlarından korumak için bir neden olan bu devasa seddin inşasına hepsi el ele katıldı. Allah Teala şöyle buyurdu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince üfleyin, pürükleyin dedi. Artık onu kor haline sokunca getirin bana. Üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Bu sebeple onu ne aşamaya muktedir oldular ne de onu delebildiler. İşte Kelimullah olan Hazreti Musa, Allah'tan onun kardeşi Harun'un onun için kendisine verilen görevde yardımcı olmasını istedi. Bu bağlamda Allah Teala, Musa Rabbim dedi, yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok analım seni. Şüphesiz sen bizi görmektesin buyurmuştur. Peygamberin hayatını okuyan kişi, Peygamber ile sahabeleri arasındaki işbirliği, paylaşma ve ekip çalışmasıyla dolu ve güzel kokulu sayfalar görür. Hazreti Osman İbni Affan radıyallahu anh, biz Resulullah'a seyahat ve şehir içinde de eşlik ettik. Büyük ve küçük her şeyde bize danışırdı demiştir. Resulullah sahabelerin yaptığı her işe bizzat katılır ve dayanışmayı ve ayrılmamayı teşvik ederdi. El-Barra İbni Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Hendek günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprak taşırken gördüm. Hatta tuz toprak
göğsünün kıllarını örtmüştü. Peygamber o esnada şunu okuyordu: Ya Allah, sen olmayaydın biz hidayet bulamaz, sadaka vermez, namaz da kılmazdı. Düşmanlarla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit tut ve bizim üzerimize muhakkak sekinet indir. Çünkü o düşmanlar bizim üzerimize saldırmışlardır. Onlar bize bir fitne yapmak istediklerinde biz dayatmışızdır. Selman el-Farisi radıyallahu anh, köleliğinden kurtulmak için 300 hurma ağacı feda etmek istediğinde Resulullah kardeşinize yardım ediniz dedi. Selman diyor ki, biri 30 tane, biri 20, biri 15 ve biri de gücü yettiği kadar hurma tohumu getirdi. 300 taneyi topladık. Akabinde Resulullah bana onları dikmek için kazmamı söyledi. Ve sonra eğer kazmayı bitirdiysen bana gel de elimle koyacağım dedi. Selman nihayet Resulullah ve sahabelerin yardımıyla bu işi tamamladık dedi. Peygamber Efendimiz Eş'arileri tıpkı kendisi gibi yardımlaşmayı sevdikleri sıkıntı zamanında herkesin elinde olanı ortaya koyarak zenginle fakiri eşit hale getirdikleri için beğenmiştir. Yardımlaşma konusunda davranışlarıyla Peygamber Efendimizin takdirini kazanan Eş'ariler hakkında Resulullah şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Eş'ariler savaşta azıkları tükenmeye yüz tuttuğu veya Medine'de ailelerin yiyeceği azaldığı zaman yanlarında ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra bunu bir kabla aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte bu sebeple Eş'ariler bendendir, ben de onlardanım. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, gerçekleştirmeye çalıştığımız ekip çalışması, toplum çocukları arasında inşa eden, tahrip etmeyen, birleştiren ve ayırmayan işlerden ibarettir. Bu işler, toplumda aç ya da muhtaç insan bulunmamasını sağlayan yardımlaşma gibi meşru temellere dayanır. Bilim adamlarının bilimsel araştırmalarında işbirlikleri gibi eğitimsel ve bilimsel temellere veya vatanın her alanında gelişmesini hedefleyen ulusal temellere de dayanır. Ekip çalışması, öldürme, tahrip, kan dökülmesi ve vatanları yıkma girişimlerine dayanan işler değildir. Zira bu işler yalanlara, iftiralara ve gerçekleri yanıltmaya dayanır. Kastettiğimiz ekip çalışması ise din, vatan ve insanlık için yapıcı olan her çalışma demektir. Bu ekip ruhunu bizim çocuklarımızın günlüğünde sağlamlaştırmamız ve içinde yaşayabilecekleri bir hayat yöntemine dönüştürmemiz gerekiyor. Neticede toplumun çocukları arasında sevgi yayılır ve uyum hakim olur. Böylece de ümmetimizi tüm alanlarda layık olması gereken yere ulaştırırız. Öte yandan vurguluyoruz ki Mısır halkının çocukları ekip çalışma ruhuyla çalıştıkları zaman başkalarının imkansız gördüğü başarıları gerçekleştirirler. Tarih ve tecrübe buna en iyi kanıttır. Ey Allah'ım, bizi kendi ülkelerimizde güvenli eyle. Ümmetimize ve yöneticilerimize yardım et. Ülkemizi hainlerin hilelerinden ve bozguncuların bozgunculuğundan muhafaza eyle.